Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Her iddiasına girerim ki siz bu yöntemi ilk defa bu videoyla görüyor olacaksınız arkadaşlar. Şoklama yoluyla maydanozların bir haftada çıkışını sağlıyoruz. Burada suyumuzu donduracağız arkadaşlar. Eksi 16 derecede buzlukta. iki buz katmanı arasında maydanoz tohumlarımızın yumuşamasını sağlayacağız. Daha doğrusu soğuklanmasını sağlayacağız ki bu sayede toprağa koyduğumuz zaman yaklaşık bir hafta gibi bir sürede topraktan ilk çıkışları göreceğiz. Altta bir buz ve üstte de aynı şekilde bir buzun içerisinde 3 gün boyunca buzdolabının buzluk kısmında eksi 16 derecede muhafaza edeceğiz arkadaşlar. Tohumlarımızı olabildiğince homojen bir şekilde dağıtmaya gayret gösterdik. Şimdi buraya üzerlerine tekrar bir su koyacağız. Söylediğim gibi iki su katmanı arasında tohumları 3 gün boyunca bekleteceğiz. Dolu tohum olduğu için zaten bunlar birazdan suyun altına geçecek. Yani buzla birlikte olacak. Ve bu sayede iki buz katmanı arasında kalacak. Tohumlarımız dona dursun. Biz toprak hazırlığına geçelim. Burada saksı için Oldukça önemli olan bir şeylerden birisi hayvansal gübredir arkadaşlar. Biliyorsunuz to saks toprağı az olduğu için organik materyallerinde bu sayede az olması ve toprakta su drenajının düşük olmasından dolayı hayvan gübresi kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Burada oranı 1 kilo toprağa 1 kilo kadar hayvansal gübre kullanmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bunu yaparsanız ve iyice karıştırmaya da tabii ki özen gösterin. Bu çok önemli. Aradan 3 gün geçtikten sonra tohumlarımızı buzluktan çıkarıyoruz. Tamamen iki buz katmanı arasında kalmışlar. Ve onların çözülmesi için bekleyeceğiz. Yaklaşık bu süre 2 saat kadar sürüyor. Çözülmesini bekledikten sonra yine yoğunluk olan yerleri varsa tohumları şöyle elimizde hafifçe dağıtmamız yeterli. Üzerlerine kapak toprağını yaklaşık yarım santim olacak şekilde homojen bir şekilde kardeşlerim dağıtıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra sertleştirip düzleşmesini sağlıyoruz. Alt tarafa oksijen girmesini de istemiyoruz. Can suyu bu noktada çok önemli. Olabildiğince fazla can suyu verin. Hiç elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü tohumlarınız, filizleriniz, maydanozlarınız yaklaşık 3-4 cm olana kadar bir daha sulamayacaksınız. Burada vermiş olduğunuz can suyunu ve toprak ısısını stabil, sabit tutabilmesi için streç filmi olabildiğince güzel bir şekilde sıkıca kapatıyoruz. Ve sonrasında oraya delikler açıyoruz toprağın içerisine e, hava oksijen girebilsin diye. Bu da çok önemli hava sirkülasyonu olmazsa biliyorsunuz hastalıklar olabilir. Bu şekilde yaptıktan sonra bırakıyoruz kendi haline yaklaşık bir hafta 10 gün sonra tohumlarınız size merhaba diyor. Görüyorsunuz boyları çok uzun bu noktada kesinlikle sulama yapmayın çok uzarlarsa ölüyorlar. İkinci ve üçüncü yapraklar çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi daha çok maydanoza benziyorlar ve bizi çok sevindiriyorlar. Yine aynı hali. Burada yaklaşık bir, bir hafta 10 gün sonra son videodan sonraki 10 günde halleri bu. Ve biz burada 10 santim olduğu için boyları hem kök gelişimleri hem de gövde kalınlaştırmaları için bir biçme yapıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Hem bunu yaptığınızda maydanozlarınız kardeşleme yapar. Yani toprakta görmüş olduğunuz o boşluklar tamamen maydanozla dolar. Her biçmede maydanoz kardeş yapar. Ve biçimden sonra kesinlikle sulama yapmayı ihmal etmeyin. Peki rutin sulamaları kaç günde bir yapacaksınız? Rutin sulamaları klorsuz suyla arkadaşlar bu çok önemli. Klorsuz suyla 4 günde bir yapabilirsiniz. Ve pencerenin önünde güneş gören bir kısma koyuyoruz. O biçimden sonraki yaklaşık 10 gün ve boyları 10-12 cm oldular. Tekrar biçmeye geldi. Artık saksımızda maydanoz ürettik diyebiliriz. Çünkü haftada bir size bir bağ kadar organik, doğal, muhteşem, sağlıklı maydanozlar yetiştirme fırsatı sağlamış oluyor saksınız. Şurada da marullarımız var ve onlarla ilgili de yakında bir duyuru, bir ipucu videosu hazırlamayı düşünüyoruz. Lezzetleri muhteşem ve bu arada atalık tohumlar şimdiden herkese afiyet, bal, şeker olsun kardeşlerim. Allah emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.